İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bölgede Batı Ermenistan ile ilgilenmeye başlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Onursal Muhafız Alayı Abu Dhabi'de IDEX 2019 çerçevesinde etkili bir gösteri sundu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Stepanakert Anıt Kompleksini ziyaret ederek Artur Mgrdichyan'ın mezarına çelenk bıraktı. Pontuslu Rumlara karşı gerçekleştirilen soykırımın 100. yıl dönümüne adanan etkinlikler gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriye muhalefetine verilen desteğin askıya alınma şartları açıklandı. Suriye Demokratik Güçlerinin militanları İslam Devleti'nin son kalesini ele geçirdi. Doğu köyündeki Surpavannes Kilisesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan, gelecek 5 yılla ilgili çalışma planını yeni seçilen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na 19 Ocak 2019 tarihinde sunmuştu. Çalışma programında maksimum 6 ay içerisinde Batı Ermenistan'ın bölgenin politik gündeminde yerini alacağını ve bölgedeki medyanın Batı Ermenistan sorunuyla ilgilenmeye başlayacağını ve yerel olaylar ışığı altında politik öneminin dile getirileceği vurgulanmaktaydı. Aslında bu sözler bir ayı geçmeden yerine geldi. 7 Şubat 2019'da Batı Ermenistan'ın faaliyetleri ve devlet yapısı hakkındaki ilk kamusal yankısının Suriye Resmi Radyosu Siriana'nın Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili Bassam Tahan'la doğrudan yaptığı röportaj zamanı gerçekleştiğini hatırlatalım. Böylece Milletvekili Tahan, Batı Ermenistan ve Suriye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemi hakkında ilk defa topluma açık bir şekilde açıklamış oldu. Suriye Radyosu spikeri, Türkiye'nin bölünmesi ve Batı Ermenistan'ın tekrardan kurulmasının görünüşe göre bölgedeki her taraf için de faydalı olacak şeklinde yorumladı. Verilen sözün ikinci adımı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfattah el-Sisi'nin Münih şehrinde yer alan güvenlik konferansında 16 Şubat 2019 tarihinde yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Sisi yaptığı konuşmasında Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırımı hatırladı ve ekledi. Mısır'ın coğrafi konumu bölgedeki tüm olaylarla doğrudan temas halindedir. Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu konuşmasından saatler sonra El Mıvettin adlı Mısır Haber Ajansı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan'la canlı telefon konuşması gerçekleştirerek geniş çaplı ve etkili bir röportajda bulundu. Röportajda bu süreçte Batı Ermenistan ve Mısır'ın karşılıklı çıkara dayalı bir takım sorunları ele alındı. Aynı gün Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Mısır Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını memnuniyetle karşıladığını resmen duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın onursal muhafız müfredesi Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX 2019 Savunma Sanayi Fuarı'na katıldı. Fuar kapsamında Ermeni askerler gerçekleştirdikleri görkemli bir askeri törenle dikkat çekti. Ermenistan Savunma Bakanı David Tunayan'ın da katıldığı fuarda Ermenistan savunma sanayisi ayrı bir pavyonla sergilendi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, 18 Şubat'ta Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'nin ilk başkanı Artur Mgrdichyan'ın 60. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başkent Stepanakert'teki anıt kompleksini ziyaret ederek mezarına çelenk bıraktı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'na bağlı Enformasyon Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bako Sahakyan yaptığı konuşmada, Artur Mgrdichyan'ın yurtseverliğinin, bağlılığının ve nezaketinin örnek teşkil ettiğini ve parlak anılarının her zaman Artsakh halkının kalbinde yaşayacağını ifade etti. 1919-2019 Pontuslu Rumlara karşı gerçekleştirilen soykırımın 100. yıl dönümü nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlenecek. 1919 yılı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıp Pontuslu Rumların ölüm emrini verdiği yıldır. Öğrencisi Renanyalı Mustafa Kemal de 20 yıl sonra benzer şekilde davrandı. Karlarla kaplı dağlarda, nehirlerde, köylerde, kasabalarda ve şehirlerde binlerce kadın, bebek ve çocuk öldürüldü ve denize atıldı. Kelimenin tam anlamıyla Pontus bir Daşo denizi, Auschwitz gölüdür. Tirebolu, Giresun, Samsun ve Trabzon sahilleri buna tanıktır. 2019'da Pontus'un sahil kentlerinde yaşayan Pontuslular denize çelenkler atarak ölüleri onurlandıracaklar. Tarihe saygı eylemi olarak Burgaz'dan ve
Aleksandropoli'nin kardeşlik limanından Pontus Denizi'ne çelekler atılacak. Orta Asya'nın vahşi istilacıları ve Mustafa Kemal Pontus'u Karadeniz diye adlandırdı ve Pontus'u yerli halkın kanıyla kızıla boyadılar. General Paul Latchmer'ın Reuters ajansına yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçler adlı silahlı muhaliflerin Başkan Bashar Esad veya Rusya ile işbirliği yaptıkları takdirde Amerikan tarafının bunlara olan desteğini keseceğini belirtti. Onun sözlerine göre ortak oldukları sürece ABD muhalefeti eğitip silahlandırmaya devam edecek. Paul Latchmer açıklamasında onların rejime geri dönmeleri veya Rusya ile işbirliğine girmeleri sebebiyle bu ilişkilerin sabote edilmesi halinde biz ilişkilerimizi hemen keseriz. Eğer bu durum gerçekleşirse artık onlar bizim ortağımız sayılmazlar dedi. Suriye'de silahlı çatışmaların 2011 yılından itibaren başladığını belirtelim. Al-Mayadin adlı televizyonun belirttiğine göre terör karşıtı koalisyonun bir parçası sayılan silahlı Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin Deir ez-Zor şehrindeki İslam Devleti gruplarının son kalesini ele geçirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle silahlı Suriye Demokratik Güçleri Suriye-Irak sınırında bulunan El-Bakur yerleşkesini ele geçirdi. Orada bulunan teröristler silahlı direnmeyi bırakarak teslim oldular. Anlaşma gereği 440 silahlı terörist Arap-Kürt grubuna devredildi. Bu yerleşkede çok sayıda sivilin teröristler tarafından canlı kalkan olarak tutulduğunu belirtelim. Tokyo'yu muhtarı Alexander Shaburyan, Artsakh Press Ajansı muhabiriyle yaptığı söyleşide köyün yapılanması çalışmalarının kendi köylüleri Yerevan'da yaşayan Karen Safaryan'ın katkılarıyla gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti. Muhtarın belirttiğine göre restorasyon çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Muhtar Shaburyan, yeni bir çatılar yerleştirildi, şimdi kilisenin iç ve dış onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bunlar bittikten sonra bölgenin çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanacak dedi ve kilisenin 2019 yılında faaliyete geçeceğinin öngörüldüğünü ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kayıt adlı topluluktan Vartanış adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.